Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro orijinal yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında sayfa 232'de 90... Hemen bakıyorum. 91. videoda kalmışız. Ne yapıyoruz? Bir önceki videomuzda ebopekok problemleri görmüştük. Şimdi birkaç soru tarzı daha var. Onlara bakalım ve ilk soruyla başlayalım. Şimdi gençler bir tel parçası 5 kesim yaparak... Ya da 8 kesim yaparak uzunlukları tam sayı olan eş parçalara bölünmekteymiş. Gençler buradaki kesim olayında şöyle bir tel olduğunu düşünün. Birinci kesiyi attım, ikinci kesiyi attım, üçüncü kesiyi attım, dördüncü kesiyi attım ve 5 kesiyi attığım zaman görüyorum ki 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parça oluşuyor. Demek ki kesim sayısının bir fazlası kadar parça oluşur. Yani 5 kesim yaparsam 6 parça oluşacak. 8 kesim yaparsam 9 parça oluşacak. He, o zaman gençler 6 parça ve 9 parçanın kat sayılarının beraber bir e şeyini bulmam lazımmış. Bir oranını bulmam lazımmış. Ve bu tel parçası 180 santimetreden kü küçük olmak zorundaymış. E şimdi daha küçük parçalardan büyük bir parça elde ediyorsam ne yapıyordum? Ekok yapıyordum. 6 ve 9'un ekoku nedir? Gençler 18'dir. Yani 18'in katları olacakmış. 180 santimetreden büyük olması gerekiyormuş. E 18'in tam bir e, 10 katı ne var? 180 var. Ama sana diyor ki 180'in bir e, büyük olmak zorunda. O zaman 180'e bir tane daha 18 eklemem lazım. O yüzden en az 198 santimetrelik bir tel varmış derim. Evet gençler yeni sorumuza baktığımız zaman bize şu şekilde 5 cm 3 cm boyutlarındaki karton parçalar verilmiş ve bu karton parçalar şekildeki gibi yerleştirilerek hiç boşluk kalmayacak şekilde bir kare haline getirilecekmiş. Bana en az kaç tane dikdörtgen parça olduğu sorulmuş. Gençler bakın sonuçta şu şekilde bir düşünün. Şöyle 3 santimikler 3 santimlikler bunların her bir üç ya. Bu şekilde yan yana koymuşum ve her birini 5 santimle kaplayacağım. O zaman ne olması gerekiyor? Mantık yürütmenizi istiyorum. Şuralar şuraya geldiği zaman mesela ne olması gerekiyor? Şu üçlerle tam ucu ucuna gelecek. Yani 5'in bir katı ile 3'ün bir katı birbirine eşit olmak zorunda. Küçük parçalar büyük noktada birleşiyorsa ne yapmam lazım? Eko kalmam lazım. He, o zaman diyorum ki 5 ve 3'ün ortak katı ne var? 15 santimetre var. O zaman şunu söylüyorum. Bakın 15 santimetre yapabilmek için bir tane daha 3 koydum. Hatta gelin bir tane daha 3 koydum. Burası 15 santimetre oldu. Bu sefer yatayda bir tane 5 koydum. Bir tane daha 5 koydum. Bir tane daha 5 koyduğum zaman bakın burada böyle ucu ucuna oldu. Çok güzel ama başka ne var? Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrar bir 5'li geliyor ya. Burada birazcık işim karışacak. Sonuçta gençler şurası 15'in katı iken burası 5, 3, 5, 3, 5 diye gittiği için buradan da bir katı bulmam gerekecek. Bakın devam ediyorum. 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3 diye 15'in bir katında durmam gerekecek. Nerede durabilirim bakıyorum. 5, 3 daha 8, 5 daha 13, 3 daha 16, 5 daha 21. Hala 15'in katını bulamadım. 24 oldu, 29 oldu, 32 oldu, 5 ekledim, 37 oldu, 3 ekledim, 37, 3 daha 40. Bir daha 5 ekleyince bakın 45 oldu. 15'in katını yakaladığıma göre demek ki buradan 45 santimetreye 45 santimetre olması gerekiyormuş. Niye böyle yaptım? Buradan dikeyli koyduğum zaman tamam 15 santimetrelik bir kat bulabiliyorken burada bir yatay bir dikey koyduğum için 5 ve 3'ün toplamı 8. 8 hiçbir zaman 15'in katı olmayacağı için bu şekilde ne yapmak zorundasın? En son bir tane daha ekstradan buraya 5 koyup 45 santimetreyi yakalaman lazımmış. O zaman buranın da 45 santimetre olması gerekiyormuş derim. Şimdi böyle yapınca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra oldu. Peki tekrar sayalım bir şey olmasın sıkıntı çıkmasın. 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. Bakıyorum 8, 8 daha 16, 24. 32, 40, bir tane de 5 böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra varmış. Doğru yaptım. Bu 11 sıranın 6 tanesi neymiş? Dikey sıralar. 6 tane dikey var ve 5 tane yatay var. Çok güzel. Dikey olduğu zaman her biri 3 santimetre ile kaplanacağı için... ...15 yani 45 santimetre için ne yapmam lazım... 15 tane dikey karton koymam lazım. O zaman 6 tane dikey için her biri 15 olmak üzere 90 tane dikey karton koyacakmışım. Hatta buraya bakarsanız 5 5 santimliklerle kaplamak için 45 santimetre 9 tane kare şey koymam lazım, karton koymam lazım. 5 çarpı 9'dan da 45 tane de mesela yatay kartonum varmış. Toplam 135 olur. Bana diyor ki dikey olarak en az kaç diyor. Dikey olarak en az 90 tane bu şekilde dikdörtgen parçam olacakmış. Şimdilik ne yapıyoruz? Bu videoyu bitiriyoruz. Hemen alttaki alıştırma sorularını sana ödev olarak bırakıyorum. Mutlaka yapıyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdi kendine iyi bak. Bay bay.